Arkadaşlar teknik bir arızamız oldu. O yüzden tekrar baştan alıyoruz konumuzu. TYT matematiği. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi konumuz faktöriyel. Arkadaşlar faktöriyel 1'den n'e kadar olan artışı doğal sayıların çarpımıdır ve n yanında bir ünlemle gösterir. Mesela 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 nokta nokta n'e kadar olan çarpım. Bakınız n'e kadar olan çarpım. Aradakileri saymıyoruz. N faktöriyel. Şimdi mesela 5 faktöriyel. 5 faktöriyel nasıl mı arkadaşlar? 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. Bütün sayılar çarparsanız 120 yapacaktır. 4 faktöriyel aynı şekilde. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 nokta 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 pardon nokta nokta değil bu kadar. Bunun sonucu da 24 yapacaktır. Arkadaşlar burada bir istisnamız var. Unutmuyoruz bunu. Asla 0 faktöriyel her zaman 1'dir. Bu istisnayı asla ve asla unutmuyoruz. Şimdi şurada güzel bir not söylemiş bize. En faktöriyel istenildiği kadar açılarak kendisinden daha küçük faktöriyelere benzetilebilir diyor. Mesela en faktöriyel adam açmış en çarpı en eksi bir faktöriyel olarak. Biz bunu da sayıyla gösterelim. Mesela 12 faktöriyeli biz 12 çarpı 11 faktöriyel olarak yazabiliriz. Çünkü neden? Bu da 11 çarpı 10 çarpı 9 çarpı 1'e kadar gidecek. Aynı şekilde 12 faktöriyeli 12 çarpı 11 çarpı 10 faktöriyel veya 12 faktöriyeli yine aynı şekilde 12 çarpı 11 çarpı 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel gibi uzatarak gidebiliriz. Geçelim. Aşağıda bize bir soru söylemiş adam. Şimdi arkadaşlar 1 faktöriyel 6, 3 faktöriyel 6, 5 faktöriyel 6, nokta 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 27 faktöriyele kadar toplamının birler basamağında hangi rakam bulunur? Arkadaşlar bakın açıyoruz. 0 faktöriyelin 1 olduğunu biliyoruz biz. 1 faktöriyel de 1'e eşittir. 2 faktöriyel de 2 çarpı 1'den dolayı 2'ye eşit. 3 faktöriyel de 3 çarpı 2 çarpı 1'den dolayı 6'ya eşit. 4 faktöriyel ise 120'ye eşit. 5 faktöriyel ise pardon özür. 4 faktöriyelimiz 24'e eşit. 5 faktöriyelimiz 120'ye. 6 faktöriyelimiz 720'ye. Bundan sonra gelebilecek bütün faktöriyellerin 7 faktöriyeli 8 faktöriyeli. Dikkat ediyoruz birler basamağı hep 1 olacak. 1 olacağı için, pardon 0 olacağı için şimdi şuradaki toplamı bir açalım biz. 1 faktöriyel 1'dir. Düzeltelim onu. 1 faktöriyel 1. 3 faktöriyel 6 dedik. 5 faktöriyel 120. Bundan sonra gelebilecek hepsinin birler basamağı 0 olacak. 0 olacağı için biz şu ikisini toplayınca 7. Bunun üstünde 0, 0 işte 120 gibi gibi sayılar var. Toplarsak arkadaşlar biller basamağında sadece bir tane 7 olacak. Buradakilerin hiçbir önemi yok. Sadece biller basamağındakini sormuş bize. Geçelim. Üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda bize diyor ki 1 faktöriyel artı 2 faktöriyel artı 3 faktöriyel artı nokta 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 25 faktöriyel toplamının 12'ye bölümünde kalan kaçta? Arkadaşlar 12'yi biz bölme bölüne bilmeden ne hatırlıyoruz? Sayımız hem 3'e hem 4'e tam bölünmesi lazım. Şuradaki toplamı bir düzenlersen 1 faktöriyel 1'dir, 2 faktöriyel 2'dir, 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 1'dir böyle yazalım. 4 faktöriyel 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'dir, 5 faktöriyel 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'dir nokta nokta gidiyor. Bakın arkadaşlar 3 faktöriyelden sonra gelen hepsinin içinde 4 3 çarpanı olduğu için 12 buraya tam bölünecektir. Bizim şuradaki sayıyı bulmamız yeterli olacaktır. Hemen bulalım. 3 artı 6'dan 9. Bu sayı 12 bölümünde kalan 9 olurdu. Geçelim yeni sorumuza. Basit bir faktöriyel sorusu. Klasik bildiğimiz. Şimdi işleminin sonucunu soruyor. Şu işlemi bize. Bu işlemi düzenleyecek olursam en küçük birim 7 olduğu için ben hepsini 7'ye benzetmeye çalışacağım. 9 faktöriyel demek 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel demektir. 8 faktöriyel demek 8 çarpı 7 faktöriyel demektir. 7 faktöriyel zaten 7 faktöriyel. Burayı düzenlersem şimdi 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel bölü 8 faktöriyel de 8 çarpı 7 faktöriyel olarak yazdık. Artı 7 faktöriyel. Arkadaşlar düzenlersem burası aynı kaldı. 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel. Paydayı da 7 faktöriyel parantezine alarak yazarsam buradan bir tane 8, buradan da bir tane 1 gelecek. Hala düzenlemeye devam ediyoruz hocam. 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel bölü 7 faktöriyel. Şuranın toplamı da 9 yaptı. Çarpı 9. Arkadaşlar bakın 7 faktöriyeler birbirini götürdü. 9'lar birbirini götürdü. Cevabımız 8 kaldı.
Geçelim yeni sorumuza. X bölü 12 eşittir 11 faktöriyel olduğuna göre 13 faktöriyel artı 12 faktöriyel toplamının x türünden eşitliğini sormuş bize. İlk önce şurayı bir düzenleyelim. Hocam bunu nasıl düzenleriz? X bölü 12 eşittir 11 faktöriyel. Bir içleri dışlar çarpımı yaparsam x eşittir 12 çarpı 11 faktöriyel. Hatırlayacaksınız bu 12 faktöriyel eşitti. Biraz önce örneğini yaptık. 12 faktöriyel eşitti. X'in 12 faktöriyel olduğunu bulduk. Şimdi şuradaki toplamı düzenlememiz gerekiyor bizim. 13 faktöriyeli ben 13 çarpı 12 faktöriyel olarak açarsam düzenleyelim. 13 çarpı 12 faktöriyel artı 12 faktöriyelimiz var. Şimdi 12 faktöriyel parantezini alıyoruz arkadaşlar. Bakınız. 12 faktöriyel parantezinde buradan bir 13'ümüz, buradan da bir 1'imiz gelecek. Ne yaptı? 12 faktöriyel çarpı 14. Arkadaşlar 12 faktöriyelin biz x'e eşit olduğunu bulmamış mıydık? Evet. O zaman cevabımız 14x oldu. X türünden eşitliğini sorulduğu için cevap 14x oldu. Geçelim yeni soruya. Şimdiki sorumuzda bize diyor ki 8 faktöriyel artı 9 faktöriyel artı 10 faktöriyel toplam aşağıdaki sayıların hangisine tam bölünemez? Arkadaşlar şurayı bir düzenlememiz gerekiyor ilk önce. Şimdi en küçük birimime baktığım 8 faktöriyel olduğu için bütün birimlerimi 8 faktöriyele benzetiyorum. 9 faktöriyeli 9 çarpı 8 faktöriyel olarak açtım. 10 faktöriyeli ise 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel olarak açtım. Şimdi hepsini 8 faktöriyel parantezin alarak yazarsam buradan bir tane 1, buradan 9, buradan da 10 gelecek. E düzenleyelim. Ne yaptı? 8 faktöriyel çarpı 20. Şimdi gelelim şıklara. 25'in çarpanlar nelerdir arkadaşlar? 5 ile 5. Bunun içinde 5 ile 5 var mı? Evet hocam. 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. 20'nin içinde de 4 çarpı 5 var. 2 tane 5 çarpan olduğu için 25'e tam bölünür. 33. Bu bir dursun. 56. 56'nın çarpanları nelerdir arkadaşlar? 8 ile 7. Faktöriyelimizde 8 faktöriyelimizde 8 ile 7 çarpan olduğu için buna da tam bölünür. 160'ın çarpanları neler? 8 çarpı 2 çarpı 16 çarpı 10'dan dolayı 2 çarpı 5 olacak. Yani 8 çarpı 4 çarpı 5. Arkadaşlar baktım 8'im var. 4'üm de var, 5'im de var. O yüzden 160'a da tam bölünecek. 300. Bir renk değiştirelim. 300'ümüz. Arkadaşlar 300'ün çarpanları ne? 3 çarpı işte 10 çarpı 10. Hocam 10 çarpanını biraz daha açarım. 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 5 oldu. 2 tane 5 çarpanı var. 2 tane de 4 çarpanı var. Bir tane de 3 çarpanı lazım. E bu da var. Arkadaşlar cevabımız 33 olacaktır. 33'e tam bölünebilmesi için bir tane 3 çarpanı bir tane de 11 çarpanı olması lazım. Ama bizim çarpımımız da buradaki meselede 11 çarpanı olmadığı için 33'e tam bölünemiyor. Geçtik yeni sayfamıza. Şimdi yine bir sorumuz var. Evet. 8 faktöriyel çarpı 9 faktöriyel eksi 2 çarpı 8 faktöriyel bölü 5 çarpı 7 faktöriyel artı 35 çarpı 6 faktöriyel. Arkadaşlar şimdi en küçüğe baktım 6 faktöriyel olduğu için ben bütün sayıları paydayı 6 faktöriyele kadar açalım. Payı da 8 faktöriyele kadar açalım. Şimdi 8 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel eksi 2 çarpı 8 faktöriyel olarak yazdım burayı payı. Paydayı ise bölü 5 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel, 7 faktöriyel açtık, artı 35 çarpı 6 faktöriyel olarak yazdım. Tamam hocam, düzenleyelim. Arkadaşlar 8 kere 9, 72 yapacaktır. Şimdi burayı 8 faktöriyel parantezine alırsam, 72 eksi 2 bölü, burayı da 6 faktöriyel parantezine alırsak, bakınız. Buradan bir 35, 7 kere 5'ten, buradan da bir 35 gelecek, 35 artı 35. E düzenleyelim hocam tekrardan. 8 faktöriyel çarpı 70 bölü 6 faktöriyel çarpı 70. Arkadaşlar 70'leri birbirini götürdü. 8 faktöriyeli de 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel olarak açtım. Bunu da 6 faktöriyel olarak yazdım. Birbirini götürdü. 8 çarpı 7'miz cevabımız 56 yapacaktır. Geçelim yeni sorumuza. Güzel bir soru. Eski kitaplarda da sürekli önümüze çıkacak tarzda bir soru. Şimdi burada şunu görmeniz gerekiyor. N ile N-1 arasındaki fark 1'dir.
Yani n faktöriyeli ben n çarpı n eksi 1 faktöriyel olarak açabilirim. Burada da aynı şekilde. N artı 2 faktöriyeli n artı 2 çarpı n artı 1 faktöriyel olarak açabilirim. Bunlara göre sorumuzu düzenleyelim. N faktöriyeli neye eşit dedik? N çarpı n eksi 1'e. N çarpı n eksi 1 faktöriyel bölü faydasında ne var? N eksi 1 faktöriyel artı n artı 2'yi n artı 2 faktöriyeli n artı 2 çarpı n artı 1 faktöriyel olarak açtık. Bölü n artı 1 faktöriyel eşitmiş 8'e. Arkadaşlar bakınız, n eksi 1 faktöriyeller birbirini götürdü. N artı 1 faktöriyeller birbirini götürdü. Burada bir n'imiz kaldı. Burada da n artı 2'miz. İkisini toplarsam 2n artı 2 eşittir 8. 2 o tarafa atıyoruz. 2n'imiz eşittir 6. N eşittir 3 gelecektir. Zaten bize bunu sormuştu. Geçelim bir sonraki sorumuz olan 9. soruya. Büyükten küçüğe doğru, büyükten küçüğe sıralayınız veya küçükten büyüğe sıralayınız. Yani bir sıralama sorusu. Bunu nasıl yapacağız hocam? Küçük birimleri en küçüğe benzeteceğiz. Büyük birimleri de yine en küçüğe benzeteceğiz. Şimdi A dediğimiz sayı 5 faktöriyel çarpıp 9 faktöriyelmiş. Ama dikkat edin, A, B, C arasında buradakinde en küçük 7 olduğu için ben bunu 9 faktöriyel 7'ye kadar açıyorum. 9 çarpı 7 çarpı, pardon, 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel. B'yi açalım. 6 faktöriyel çarpı 8 faktöriyel de 6 faktöriyel yerine ben 6 çarpı 5 faktöriyel yazdım. 8 faktöriyel yerine ise 8 faktöriyel yerine ise 8 çarpı 7 faktöriyel yazdım. C'yi düzenleyelim. C'miz 7 faktöriyeldi. Ona da 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel olarak yazdık. Arkadaşlar tekrardan düzenliyoruz. 5 faktöriyel, 7 faktöriyelimiz sabit hepsinde. 5 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel çarpı 8 kere 9. 72. B'yi düzenleyecek olursak yine 5 ile 7 sabit. 5 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel çarpı 6 kere 8 48. Geldik buraya. 5 faktöriyel ile 7 faktöriyelimiz yine aynı şekilde sabit. 6 kere 7 42 olacaktır. Arkadaşlar A, B, C'yi sıralamasını yaparken bakın bunların hepsi aynı. Aynı olduğu için bunlara bakmaksızın hangisi daha büyük? 72, 48, 42. Yani A büyüktür, B büyüktür, C olacaktır. Geçelim bir sonraki sorumuz olan 10. soruya. Yine özel güzel bir soru. A ve B birer doğal sayı olmak üzere A faktöriyel bölü B faktöriyel 42 olduğuna göre A artı B'nin en küçük değeriyle A artı B'nin en büyük değerini istemiş adamlar bizden. Şimdi arkadaşlar bakın, B faktöriyeli bu tarafa çarpılarak atarsam A faktöriyel demek 42 çarpı B faktöriyel demektir. Eğer ben B'yi 41 seçersem, 41 için yazalım. B 41 için A faktöriyelimiz ne yaptı arkadaşlar? 42 çarpı 41 faktöriyel olduğu için 42 faktöriyele eşit oldu. Yani A'mız da 42 oluyor. B 41 için A'mız dediğimiz gibi 42 oluyor. Bu bizim en büyük değerimiz. Bulabileceğimiz en büyük değerdir arkadaşlar. Yani B şıkkının cevabını oradan bulacağız. Pekala en küçük değer için. Şurada tekrardan bir düzenleme yapalım. A faktöriyel. Ne dedik? 42 çarpı B faktöriyel. Arkadaşlar 42'yi 7 çarpı 6 olarak yazdım. Bir de B faktöriyelimiz vardı. Şimdi A faktöriyel. Bu sefer B'yi 5 için alalım. B 5 için. Ne yaptık? 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyelden dolayı A'mız da 7 yapacaktır. 5 artı 7. Bu da bizim en küçük değerimiz olacak arkadaşlar. 5 artı 7 yani 12 bizim bulabileceğimiz en küçük değerken 42 artı 41, buna minimum yazalım. Minimum 41 artı 42 83. Bu da bulabileceğimiz maksimum, yani en büyük değerdir arkadaşlar. Geçelim yeni sorumuza. A, B ve C tam sayıları için 8 faktöriyel ise 6 çarpı 6 faktöriyel eşittir 2 üzeri A, 3 üzeri B, 5 üzeri C olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır diye sormuş bize. Arkadaşlar bunu da yine düzenlememiz gerekiyor. Şuradaki ifadeyi hemen düzenleyelim şurada. 8 faktöriyeli 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel olarak yazdım. Niye 6 faktöriyel hocam? Burada 6 faktöriyel olduğu için eksi 6 çarpı 6 faktöriyel eşittir 2 üzeri A. Bunu en son yazalım.
Şurayı düzenlemeyi bitirelim ondan sonra. 6 faktöriyel parantezini alırsam arkadaşlar bakınız. 8 kere 7 56. Eksi 6 da buradan gelecek. Ne yaptı? 6 faktöriyel çarpı 50. Şimdi bunu aşmamız lazım uzun uzadıya. 6 faktöriyel demek 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 demektir. 50 de 5 çarpı 5 çarpı 2 demektir. Arkadaşlar burayı düzenlememiz gerekiyor. Nasıl düzenleyeceğiz hocam? Şurada hemen gösteriyoruz arkadaşlar. Şöyle ekranı biraz kaydıralım. Evet. Şimdi 6'yı 2 çarpı 3 olarak yazdım. 5'imizi 5 olarak yazdım. Yani bunları bir nevi asal sayılara çeviriyoruz. 4'ümüz 2 çarpı 2 demektir. 3 yazdım. 2 ve 5, 5 ikimiz var. 5, 5, 2. Şimdi arkadaşlar 2'den kaç tane var bakıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane. 2 üzeri 5 çarpı 3'ten kaç tane var? 3 üzeri 1, 2, 3 üzeri 2. 5'ten kaç tane var? 1, 2, 3 tane. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? 2 üzeri A çarpı 3 üzeri B çarpı 5 üzeri C. Bize A, B, C toplamını soruyor. A'mız 5 oldu. B'miz 2 oldu. C'miz de 3 oldu. Hepsini toplarsak A artı B artı C'miz eşittir 10 yapacaktır. Geçelim bir sonraki sorumuza. A ve N birer doğal sayı. 12 faktöriyel eşittir. A çarpı 2 üzeri N olduğuna göre A'nın en küçük değeri için N kaçtır? Arkadaşlar şimdi bunların kolay bir yolu var. Aslında nasıl hocam? Şöyle. 12 faktöriyeli getirip 2'ye bölüyoruz. A'nın en küçük değeri için N'in en büyük değerini bulmamız lazım. Şimdi 12 faktöriyeli demeyelim de şurada verilen sayıyı yani 12'yi getirip 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. 2'ye böldüğümüz zaman 6. Buradaki bölümü tekrar 2'ye bölüyoruz. 3. Bölümü tekrar 2'ye bölüyoruz. 1 kere var. Arkadaşlar buradaki sayıları topluyoruz. 6, 3, 1. Yani 6 artı 3 artı 1 eşittir 10. Cevabımız 10 gelecektir. Bunu asla unutmayın, çok işinize yarayacaktır. Aynı şekilde aynı tarzda bir soru. İfadesi 27 faktöriyel bölü 2 üzeri n ifadesi çift sayı belirttiğine göre n'in alabileceği en büyük doğal sayı değeri kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar bakınız. Şimdi ben 27 faktöriyelin içinde kaç tane 2 olduğunu kısa yoldan hemen buluyorum. 27'yi getirip 2'ye bölüyorum hocam. 13 kere var. 13'ü getirdim 2'ye böldüm hocam. 6 kere var. 6'yı getirdim 2'ye böldüm hocam. 3 kere var. 3'ü getirdim 2'ye böldüm. 1 kere var. Bölünmeyene kadar böldüm. Buradaki sayıları toplarsam 19, 3 daha 22, 1 daha 23 yapacaktır. 23 tane 2 çarpanı. Ama biz n'i 23 alırsak ifademiz tek olur. Neden? Çünkü 27 faktörünün içindeki tüm çift sayıları almış oluyoruz biz. İkilerin tümün hepsini alırsak. O yüzden n'in en büyük tam sayı değeri 22 olacaktır. Bir tanesini 27 faktörünün içinde bırakıyoruz. Geldik 14. soruda. M, N, K birer doğal sayı ve 35 faktöriyel eşittir. 3 üzeri N, 5 üzeri N çarpı K olduğuna göre M artı N'nin en büyük değeri istemiş bizden. Arkadaşlar bakınız. Şimdi M artı N'nin en büyük değeri için biz yine aynı şekilde 35'i getirip 3'e böleceğiz. Bölelim. 11 kere var. Tekrardan böldüm. 3 kere var. 3'e böldüm. 1 kere var. Toplayalım arkadaşlar. 14, 1 daha 15. Yani M 15 oldu. 35'i bu sefer getirip 5'e bölüyoruz. 7 kere var. 7'yi böldüm 5'e. 1 kere var. Daha fazla bölünmeyeceği için 7 ile 1'i topladım. 8 de bizim N'miz yaptı. Bize M artı N'nin en büyük değerini istemiş. 15 artı 8 eşittir 23 yapacaktır arkadaşlar. Geçelim yeni sorumuza. A ve B birer pozitif tam sayıdır. 35 faktöriyel eşittir. A çarpı 8 üzeri B olduğuna göre B'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Arkadaşlar bakınız. Burada işlem yaparken dikkat edin. Bir önceki soruların hepsinde 8 üzeri B olan yerimiz yani tabandaki sayılarımız hep asaldı. Buradaki sayı yine asal sayıya çevireceğiz. Nasıl hocam? 35 faktöriyel eşittir. A çarpı 8 demek 2 üzeri 3 demek.
B'si üstünde. Tekrardan düzenlersem 35 faktör eşittir A çarpı 2 üzeri 3B oldu. Arkadaşlar bu sefer 8 değil de 2'ye bakacağız. 35'in içinde kaç tane 2 var diye bakacağız. Ama dikkat edin, dikkat edin. Üzeri 3B. Yani 3'ün katı herhangi bir şey olması lazım. Yani 35'i getirip 2'ye bölün. 17 kere var hocam. 2'ye böldüm 8 kere var. 2'ye böldüm 4 kere var. 2'ye böldüm 2 kere var. 2'ye böldüm 1 kere var. Topluyoruz. 25, 29, 31, 32 tane. 32 dediğimiz sayı. Yani 2 üzeri 32, 2 üzeri 3B'ye eşit olabilir mi? Hayır. O yüzden burayı 3'e bölünene kadar indirgiyoruz. Yani 2 üzeri 31 olsa in olmaz. 2 üzeri 30. Aynen öyle hocam. 2 üzeri 30'a kadar indirgedik. Yani 2 üzeri 30 eşittir 2 üzeri 3B oldu. B'miz buradan 10 geldi arkadaşlar. Dediğimiz gibi bakın burasının, yani 8 üzeri B'nin asal sayı, asal sayıya çevirmeye dikkat ediyoruz. Asal sayı yapan değerleri bulmak zorundayız. Yani 8 atıyorum mesela 9 da verilebilir. 25 de verilebilir. Bunu 3'e, bunu 5'e çevirmek zorundayız her zaman. Aksi takdirde sonucunuz yanlış çıkacaktır. Yanlış sonucunuzu da göstereyim size. Bakınız. Burayı komple temizleyelim. Şimdi biz 35'i getirip 8'e bölersek, şöyle yanlış diye yazalım da yanlış çözüm. 35'i getirip 8'e bölersek işte kaç kere var? 4 kere var. Bitti. Biz ne bulmuştuk ama? Doğru cevabı 10 bulmuştuk. Dikkat edin. Bakın tekrardan söylüyorum. 8'i 2'ye çevireceğiz. Geçelim yeni soruda. Yine güzel tarzda bir soru. 59 faktöriyel sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır diyor. Arkadaşlar sıfırı bulmak için normalde bizim içindeki 10 çarpanlarını bulmamız gerekiyor. İçindeki 10 çarpanlarını bulamayız hocam. 10 ne demek arkadaşlar? 5 çarpı 2 demektir. Hangisi daha büyük asal çarpanlarından? İşte 10'un çarpanlarına ne dedik? 5 kere 2 dedik. Büyük olan asala her zaman bu böyledir. Büyük olan asala getirip şuradaki sayıyı bölüyoruz. Yani 59'u getirip 5'e bölüyoruz. Bölelim. 11 kere var hocam. 5'e böldük. 2 kere var hocam. Toplarsak 13 basamağı 0. Biz burada aslında 59 faktöriyel sayısının içinde kaç tane atıyorum. Şu şekilde bir şey yaptık. 59 faktöriyel eşittir 10 üzeri n çarpı a gibi bir şeydi. 59 faktöriyelin içinde kaç tane 10 çarpan olduğunu bulduk arkadaşlar. Tekrardan yapalım bu soruyu. Bir daha çözelim. Daha tatlı çözelim. Şimdi bize sondan kaç basamağı sıfırdır diyor. 59 faktöriyel ne dedik? 10 üzeri n çarpı a gibi bir şey yazmamız lazım hocam dedik. Tamam. 59 faktöriyel onu bir açacak olursak 5 üzeri n çarpı 2 üzeri n olarak açtım. Çarpı a'mız da var. A'mızı unutmuyoruz. Arkadaşlar bakın n'ler aynı olduğu için 59'un içinde daha az olan yani 5 daha büyük olana bakmak zorundayız. 59'u getirip 5'e bölüyorum. Aynı şekilde 11 kere var hocam. 5'e böldüm. 2 kere var. 11 artı 2'den 13 olacaktır. 13 basamağı 0'dır. Bu farklı tarzda bir sorusu var. Onu hemen size ben yazıp çözelim. Şimdi mesela 61 faktöriyel eksi 1 sayısının sondan kaç basamağı 9'dur diye soruyorlar bu sefer bize. Unutmayın 61 faktöriyel şu şekilde bir sayı atıyorum nokta 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 0 0 0 0 0 1 çıkarırsak arkadaşlar bakınız ne kadar 0 varsa o kadar 9 olmuyor mu? Mesela 1000 sayısından 1 çıkardım 9 9 9 1000 sayısında 3 tane 0 vardı 1 çıkarınca 3 tane 9 oldu. Demek ki hocam ne kadar 0 varsa o kadar da 9 vardır. Şimdi biz ne kadar 0 olduğunu bulmak için ne yapıyorduk? Sayımızı 5'e bölüyorum. Yine 61'i bu sefer 5'e bölersem 12 tane. Tekrardan 5'e böldük. 2 tane. Bitti. 12 artı 2 14 basamağı
Sıfırdır. Sıfırdan bir çıkarınca 14. Basamağı 9'dur arkadaşlar. 9'dur. Geçelim bir sonraki sorumuza. Şimdi 48 faktöriyel artı 49 faktöriyel sayısının sondan ilk kaçıncı basamağı sıfırdan farklıdır diye sorulur. Arkadaşlar burayı düzenleyecek olursam 48 faktöriyel artı 49 faktöriyel 49 çarpı 48 olarak yazdım. 48 faktöriyel olarak yazdım. Düzenleyelim. 48 faktöriyel parantezini alırsam buradan bir tane 1, buradan da bir tane 49 gelecek. Ne yaptı? 48 faktöriyel çarpı 50 yaptı. Burayı düzenleyelim hocam. Şimdi arkadaşlar bakınız. 48 faktöriyelin içinde kaç tane sıfır vardır? Kaç tane sıfır vardır? Onu nasıl buluyorduk? 48'i getirip 5'e bölüyorduk arkadaşlar. 9 kere var hocam 45. 5'e tekrardan böldüm 9'u 1 kere var. Ne yapacağımız? 10. 10 tane sıfır burada var. 10 tane sıfır. Hocam bir tane de buradan gelecek. Evet. Bir tane de burada. Sondan bu adamın sondan 11 basamağı 0 olacak. 0'dır. O zaman ilk kaçıncı basamağı 0'dan farklıdır diye sorduğu için 11 basamağı 0'sa, sondan 11 basamağı 0'sa 12. basamak 12. basamak 0'dan farklı olacak arkadaşlar. 0'dan farklıdır. Arkadaşlar yine ekstra bilgi vermem gerekiyor. Şurada yapalım. Şimdi bakınız. Adamlar bize şu şekilde soru sorabilirler. N eksi 2 faktöriyel bölü N eksi 1 faktöriyel artı N faktöriyel bölü 2 eksi N faktöriyel eşittir soru işareti. Arkadaşlar bakınız şurayı düzgün yazayım bir daha. 2 eksi N olarak. Evet. Şimdi arkadaşlar bakınız. Şimdi biz n'in ne olduğunu bilmediğimiz için tahmin yürüteceğiz. Şimdi n eşittir mesela 1 olsun. 1 için. Arkadaşlar bakınız. N'i 1 alırsak eksi 1 gibi bir şey gelecek. Bu bizim tanımlı değil. O yüzden n 1 olmayacak. N'i en az 2 almak zorundayım burada. N 2 için. N 2 için burası ne yaptı? 0 faktöriyel bölü 2 eksi 1. 1 faktöriyel artı 2 faktöriyel bölü 0 faktöriyel. N'i 2'den başka hangi değer alırsanız alın tanımsız yapacaktır arkadaşlar. O yüzden N her zaman 2 olmalıdır. N 2 olmalıdır. Şimdi bir mola veriyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz ikinci ders.
Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu soruyla ilgili bir tane daha soru çözeceğiz. Nasıl hocam? Şimdi arkadaşlar bakınız. N eksi 3 faktöriyel bölü. İşte ne olsun? N eksi 2 faktöriyel artı 3 eksi N faktöriyel bölü N faktöriyel eşittir soru işareti. Arkadaşlar bakınız. Yine burada da şurada gördüğünüz ifadeleri tanımsız yapmamak için burayı sıfırlamanız gerekiyor. Nasıl yani hocam? N eksi 3 eşittir 0 olmalı. N'imiz eşittir 3 olmalıdır. N eşittir 3 için. N eşittir 3 için. Ne yapıyor ifadenin? 3 eksi 3'den 0 faktöriyel bölü 1 faktöriyel artı 0 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Düzenleyelim hocam. 1 bölü 1 artı 1 artı 3 faktöriyelimiz 6 idi. O da 7 bölü 6 yapacaklar arkadaşlar. Bunu 6 ile genişleteceğiz. Gelelim yeni bir konumuza. Asal çarpanlar ayırmak. Bunu daha çok Ebob hukukta gördünüz ama sizde Ebob hukuk kaldırıldığı için yine faktörlerin içinde bazı sorularımız da var. Asal çarpanlar ayırmak. Bir doğal sayı. Asal sayıların çarpımı şeklinde yazma işini asal çarpanlara ayırma deniyoruz. Örneğin 120'yi nasıl ayırıyoruz? Bir de biz ayıralım bakalım. Arkadaşlar 120'yi en küçük asalımız ne? 2. 2'ye bölüyoruz. 2'ye bölürseniz 60 kalacaktır. 60'ı yine aynı şekilde en küçük asalımız 2'ye bölüyorum. 30. 30'u bu sefer yine getirip 2'ye bölüyorum hocam. 15. 15'i getirip 2'ye bölemiyorum. Çünkü 15 içinde 2 böleni olmadığı için bu sefer de 3'e bölüyoruz. 3'e bölersem 5. 2'den 1 büyüğü olduğu için. 5 3'e bölünmeyecek. O yüzden bunu da getirip 3'ten 1 büyük asalımız. 5'e bölüyorum ve 1 kaldı. 1 kalana kadar bu işlemi devam ettiriyoruz. Yani biz 120 sayısını şu şekilde yazabilir miyiz? 2'den 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 diye. Bu işleme biz asal çarpanlarına ayırma diyoruz. Geçelim. Bununla ilgili bir soru. Şimdi bir dakika bir karışıklık oldu orada. Ya doğru. Şimdi A eşittir 26 artı 39 artı 52 artı nokta 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 130 sayısı. Kaç farklı asal çarpanı vardı? Arkadaşlar bakınız. Bu soruyu dikkatlice dinleyin. Şimdi A eşittir. Ben bütün çarpanların 13'ün bir katı olduğunu bildiğim için 13 parantezini alarak yazıyorum. 13 parantezini alırsam 2 artı 3 artı 4 artı nokta nokta 10'a kadar olacak. Şimdi şu toplam bulmamız lazım. 10 çarpı 11 bölü 2 geçen ders anlatmıştık. Eksi 1 dersem 10'a kadar olan sayıların toplamı 1 olmadığı için 1 çıkarıyorum. 54 yapacaktır arkadaşlar. Yani A sayımız 13 çarpı 54 yaptı. Arkadaşlar 54'ü ben çarpanlarına ayırırsam 13 çarpı 2 çarpı 27 3 çarpı 3 çarpı 3 demektir. Bunu da düzenlersem A sayımız ne yaptı? 13 çarpı 2 çarpı 3 üzeri 3 yaptı. Arkadaşlar asal çarpanlarına ayrılmış halde geldi. Kaç farklı asal çarpan oldu? Bir tane 13'ümüz var. Yani ikimiz bir tane de 3'ümüz. Yani 3 tane asalı vardır. Hocam 3'ten 3 tane var. E olsun bir tane ama. Asal diyor bize 3. Asal çarpanlarını seçeceğiz. 13, 2, 1. Asal çarpanlarını. Mesela bir önceki soruda, bir öncekinde ne yapmıştık? Bakın 120. 120'nin kaç tane asalı var? 2, 3, 5. Bunun da 3 tane. Geçelim. Bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuzda. Ne demiş? A eşittir 22'nin karesi artı 33'ün karesi artı 44'ün karesi sayısının farklı asal bölenlerinin toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar bunu yine düzenliyoruz. A eşittir 22 üzeri 2'yi ben 11 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2 olarak yazdım. Artı 33 üzeri 2'yi 11 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 olarak yazdım. 44 üzeri 2'yi 11 üzeri 2 çarpı 4 üzeri 2 olarak yazdık. Bunu düzenleyelim. 11'in karesi parantezini alırsam 2'nin karesi artı 3'ün karesi artı 4'ün karesi gelecekti arkadaşlar. Düzenleyelim. A sayımız ne yaptı? 11'in karesi çarpı 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. 4'ün karesi de 16 yaptı. Düzenlersem 25, 29. 11'in karesi çarpı 29 yaptı. Asal bölenleri ne oldu arkadaşlar? 11 ile 29. Bize bunların toplamını sormuş. 11 ile 29'u hemen şurada toplarsak 40 gelecektir. Gelelim en iyi sorumuza. En güzel bir soru.
Evet. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere 660 eşittir K çarpı 2 üzeri A çarpı 2 üzeri B eşitliğini sağlayan en küçük K pozitif tam sayısı kaçtır diyor. Arkadaşlar 667 çarpanların aynı. Hocam 2'ye böldüm. 330. Ben bir 3'e böleceğim. 110. Bir de 11'e bölelim. 10. 2'ye böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. Arkadaşlar sıralama fark etmez. Doğru böldüğümüz zaman. Ne yaptı arkadaşlar sayımız? 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 çarpı 11 yaptı. Bize ne diyordu? 660 sayısı neye eşitti? K çarpı 2 üzeri A çarpı 3 üzeri B'ye eşitti. Bakınız. K çarpı 2 üzeri A çarpı 3 üzeri B'yi 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 11'e eşitlersem A'mızı 2 kabul ettik. B'miz 1 oldu. Bunlar birbirini götürdü. K'mız ne kaldı? 5 çarpı 11. Yani cevabımız 55 olacaktır. Arkadaşlar dikkatinizi çekeyim. En küçük dediği için biz bunları böyle aldık. En küçük demeseydi, en büyük deseydi A'yı B'yi 0 alırdım hocam. K'yı 2 ve 3 çarpanlarını da ekleyerek daha büyük bir değer bulurdum. Geçelim. Elim başla. Pozitif bölen tam bölen ilişkileri. Bir A doğal sayısını kalansız olarak bölebilen pozitif tam sayılara A'nın pozitif bölenleri, negatif tam sayılara ise negatif bölenleri, tam sayılara ise tam bölenleri adı verilir. Örneğin 6'nın pozitif bölenleri. Ne var arkadaşlar 6'nın bölenleri? 1 var, 2 var, 3 var, bir de kendisi var. 4 tane pozitif böleni var. Bunlar pozitifler. Pozitifler. Pekala hocam 6'nın negatif bölenleri ne? Arkadaşlar 6'yı negatif ne böler? Eksi 1 böler, eksi 2 böler, eksi 3 böler, eksi 6 böler. Yine 4 tane negatif böleni vardır. Sayılar aynı oldu. Evet hocam ne kadar pozitif böleni varsa o kadar da negatif böleni vardır. Tam bölenleri ne arkadaşlar? Tam bölenlerini sıralayacak olursam. Eksi 6, eksi 3, eksi 2, eksi 1. 1, 2, 3, 6. 6 tane tam sayı böleni oldu. Yani... tam böleni 8 tane pardon 8 tane tam böleni vardır diyoruz. Mesela yine bir başlık. A, B, C farklı asal sayılar olmak üzere bu bir nottur arkadaşlar. Bunu dikkatli dinleyiniz yine. Bu şekilde çarpanlarına ayrılan bir sayı. Asal çarpanlarına ayrılan bir sayı. Daha ne yapmıştık biz mesela? 120 sayısını bir asal çarpanlarına ayıralım. Tekrardan 2'ye böldüm 60, 2'ye böldüm 30, 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. 120 neye eşittir arkadaşlar? 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 şeklinde asal çarpanlarına ayrılmış bir A sayısı. 120. Arkadaşlar bakın asalların üstündekileri bir artırarak çarparsanız bize pozitif böleni ve negatif bölen sayısını verir. Pozitif bölen ve negatif bölen sayısını verir. Yani 120'nin arkadaşlar ne dedik? 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'di. Üstlerini 1'e artırarak çarpıyorum. 3'ü 1 artırdım 4. 1'i 1 artırdım 2. 1'i 1 artırdım 2. Bunları çarparsanız 4 kere 4'ten 16 tane pozitif böleni vardır. Hocam negatif böleni aynı sayıdaydı. 16 tane de negatif böleni vardır. Negatif böleni. Tam böleni bunun ikisinin toplamı kadar yani 32 tane de tam böleni vardır. Vardır. Şimdi 220 sayısının kaç tane pozitif böleni vardır? Hemen sorumuzu bir çözelim. 220'yi ilk öncelikle yapmamız gereken çarpanlarına ayırmak. 2'ye böldüm. 110. 2'ye böldüm 55, 5'e böldüm 1, 11'e böldüm 5'e böldüm 11, 11'e böldüm 1. Ne yaptı 220 sayısı? 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1 çarpı 11 üzeri 1 yaptı. Kaç tane pozitif böleni vardı? Nasıl buluyorduk arkadaşlar pozitif böleni? Üstlerini birer artırıp çarpıyoruz. Nasıl? 2 üzeri 2'nin üstünü bir artırdım 3 çarpı 1 vardı 2 oldu. 11 üzeri 1'di onun da üstünü bir artırdım 2 çarparsanız 12 tane pozitif böleni vardır. Pozitif. Asal olmayan kaç pozitif böleni vardır? Arkadaşlar 12 tane pozitif böleni var dedik.
Bunun kaç tane asal böleni var? 2, 5 ve 11 olmak üzere 3 tane. 3 tane asal olan böleni var. Asal olmayanları bulmak için tüm hepsinden asal olanları çıkaracağım. 12 taneden 3 tane çıkarırsam 9 tane. 9 tane asal olmayan pozitif böleni vardı. Şuraya da cevabını yazalım. Burada da 12 taneydi. Asal olmayan kaç tam sayı böleni vardı? Asal olmayan kaç tam sayı böleni vardı? Arkadaşlar 12 tane pozitifiniz vardı. 12 artı 12 kadar yani 24 tane tam böleni vardı. Tam böleni. O 24 tane tam böleninden 3 tane asalı çıkarırsam 24'ten 3'ü çıkardım. 21 tane de asal olmayan tam sayı bölenlerini bulmuş olurum. D şıkkında ise bize ne diyor adam? Biraz yukarı kaydıralım. Asal olmayan tam sayı bölenlerinin toplamı. Arkadaşlar bakınız. Şimdi bir sayının bölenleri 2 vardır, 3 vardır, 5 vardır. Ama hocam 2 bölerken eksi 2 de böler, 3 bölerken eksi 3 de böler, 5 bölerken eksi 5 de böler. Bunların hepsinin toplamı birbirini götüreceği için 0 yapar. Ama bize asal olmayanların toplamını soruyor. Şimdi asal olmayanların toplamını sorduğu için burayı bir temizleyelim. Ne dedik biz? 2, 5 ve 11 bunun asal bölenleri. Asal olmayanları toplarken işte bundan sonra gelebilecek olan 10 var, 121 var, eksi 10 var, eksi 121 var, eksi 11 var, eksi 5 var, eksi 2 var. Şunlar hariç buranın toplamını istiyor bizden. Bunlar birbirini götüreceği için sadece şuradaki negatifleri kalacak. Yani asal bölenlerin negatiflerini topluyoruz. Toplarsak eksi 16, eksi 18, eksi 18 asal olmayan tam bölenlerinin toplamı olacaktır. Geçelim yeni sorumuza. Şöyle temizleyelim. Şimdi 45 çarpı 3 üzeri x artı 1 sayısının 24 tane pozitif böleni olduğuna göre 24 tane pozitif böleni varmış. Arkadaşlar bu sayıyı bir düzenleyelim. 45 çarpı 3 üzeri x artı 1'di. Bunu düzenlersem 45 demek 3'ün karesi yani 9 çarpı 5 demektir. 3 üzeri x artı 1 de olduğu gibi yazdım. Tekrardan düzenlersem 5 çarpı 3 üzeri tabanlar aynı olduğu için üstleri topluyorum. X artı 3 oldu. 24 tane pozitif böleni demişti bize. Arkadaşlar üstlerini bir artırıp çarparsak bize pozitif bölen sayısını veriyordu. Üstünü bir artırıyorum 2. Üstünü bir artırıyorum x artı 4. Çarpımlar 24 yapacakmış. Sadeleştirelim 1'e. 12 x artı 4'ümüz 12 oldu. 4'ü bu tarafa atarsam x'imiz eşittir 8 olacaktır. Bu konuyu unutmuyorsunuz. Önemli bir soru. Geçelim 26. soruya. 26. konu. Pardon, yeni bir konuya. Tam kuvvete tamamlama. Yine faktörün içinde geçen konular aslında dediğim gibi asal çarpanlar ayırma çok işinize yarayacaktı ama EBOK kaldırıldığı için bunları sadece böyle öğreneceksiniz. A ve B birer tam sayı olmak üzere A çarpı x eşittir B üzeri n ise x'e A sayısının n'ci kuvveti tamamlayacak biçimde değer verilir diyor. Hemen bir soru yazayım ben burada size. Mesela 12 çarpı x eşittir ne olsun? A'nın karesi olsun. X eşittir soru işareti diye soruyor bize. Arkadaşlar bakın x'in minimum değeri diyelim. Minimum. Şimdi A da elemandır pozitif tam sayı olmak zorunda burada. Arkadaşlar 12'yi bir çarpanlarına ayırıyoruz. 2, 6, 2, 3, 3'e böldüm 1'e 1. Yani 12 sayımız ne yaptı? 2'nin karesi çarpı 3. Arkadaşlar 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1 eşittir. A'nın karesi olabilmesi için. Bakın bir de x'ini zor unutmuyoruz. Bunun sonucunun kare olabilmesi için buradaki bütün sayıların kare olması lazım. Dikkat ediyoruz 2'nin karesi olduğu için onu eledim. 3 üzeri 1. Bunu 3'ün karesine tamamlamaya çalışacağım. O yüzden x'in minimum değeri 3 üzeri 1 olacak. 3 üzeri 1 olursa ne yapar? 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1. 3'ün karesi olacağı için tam kuvvete tamamlamış olduk. Bir tane sorumuz var. Hemencecik onu yapalım. A ve B birer pozitif tam sayıdır. 150 çarpı A eşittir B kare olduğuna göre A'nın en küçük değeri kaçtır? Arkadaşlar bakınız. 150'yi bir çarpanlarına ayırıyoruz. Farklı bir renkle yapalım. 150'yi çarpanlarına ayırıyorum. Yine dengi değiştiremedim. Değişti herhalde. 2'ye böldüm.
75. Dikkat ediyorum, 2'ye bölünmediği için 3'e bölüyorum. 25. 5'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. 150 sayımız ne yaptı arkadaşlar? 150 sayısı 2 çarpı 3 çarpı 5'in karesi yaptı. Şimdi da şurada yerine bir yazarsam, 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5'in karesi çarpı a eşittir b'nin karesi olacakmış. Dikkat edin, pozitif tam sayı dediği için şimdi bunları kareye tamamlamam gerekiyor. Çünkü sonuç kareli bir şey. Kareye tamamlamak için 2 üzeri 1'e bir tane 2 üzeri 1 çarpan eklemeliyim. 3 üzeri 1'e bir tane 3 üzeri 1 çarpan eklemeliyim. 5'in karesi zaten kare olduğu için onu eledim. B'nin karesi gitti. B'nin karesi gitmedi, pardon. 5'in karesini eledik direkt. Yani A dediğimiz sayı 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 olmak zorundadır. Çünkü sonucun kare olması lazım. Bakın 2 üzeri 1'di, 3 üzeri 1'di. Bunları kareye tamamladık. Tekrardan yapalım. 150 sayısı ne dedik? 2 çarpı 3 çarpı 5'in karesi dedik. Çarpı A eşittir B'nin karesi olacak. Arkadaşlar diyoruz ki sonucun kare olabilmesi için buradaki bütün sayıların bir tam kare olması lazım. Yani kare olması lazım. Üçlerin 2, 4, 6, 8 gibi çift olması lazım. En küçük değer istediği için bizden en küçüğe tamamlayacağız. Yani 2'ye tamamlamak için 2 üzeri 1'i 2 üzeri 2 yapmak için 2 üzeri 2 yapmak için 2 üzeri 1 çarpanı gerekiyor bize. Yine 3 üzeri 1'i 3 üzeri 2 yapmak için 3 üzeri 1 lazım. O yüzden A dediğimiz sayı 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1. Yani bizim neye ihtiyacımız varsa A'ya onu, o değeri veriyoruz. O zaman A'mız 6 yaptı. Mesela bir sonraki soruda A ve B birer pozitif tam sayıdır. 48 çarpı x eşittir y küp olduğuna göre x artı y toplam en küçük değerini istemiş. A ve B değil. Burada soruda bir hata var. X ile y olacak şuralar. Şimdi bakınız. 48'i ben çarpanlarına ayırıyorum hocam. 2'ye böldüm 24. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. Oo, ne yaptı burası? 48 dediğimiz sayı 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1. Doğru mudur? Evet. Şimdi şurada yerine yazarsam 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 çarpı x eşittir y'nin küpü. Arkadaşlar bakınız, bu sefer küpe tamamlamaya çalışacağız. Yani 3'ün kuvvetleri olmak zorunda. 3'ün kuvvetlerinde ne var hocam? 3 var, 6 var, 9 var, 12 var, 15 var, gidiyor. Dala dala gidiyor. Şimdi 2 üzeri 4'ü en yakın 4'ün en yakın neye tamamlayabilirim? 3'e düşüremeyeceğime göre bunu en yakın olaraktan 2 üzeri 6'ya tamamlamam lazım. 2 üzeri 6'ya tamamlamak için 2 üzeri 2 lazım. Evet. 3 üzeri 1'i 3'ün kuvvetlerinden 3 üzeri 3'e tamamlayabilirim. Bize 3'ün karesi lazım burada da. Bu lazım olanlar bize x'i verir dedik. X'imiz ne oldu? 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2. 4 kere 9'dan 36 cevabımız gelecektir. Şimdi gelelim yeni sorumuza. X çarpı 10 faktöriyel çarpı bir pozitif tam sayının karesi olduğuna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı. Arkadaşlar bunu uzun uzadıya açıyoruz. X çarpı 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Düzenliyoruz. Nasıl düzenleyeceğiz hocam? Hemen bir renk değişimi. X çarpı 10'u asal çarpanlar halinde yazıyorum. 2 çarpı 5 olarak. 9'u 3'ün karesi olarak yazdım. 8'i 2'nin küpü olarak yazdım. 7 zaten asal bir sayı olduğu için 7 yazdım. 6'yı 3 çarpı 2 olarak yazdım. 5'i olduğu gibi yazdım. 4'ü 2'nin karesi olarak yazdım. 3'ü aynen yazdım. 2'yi de aynen yazdım. 1'e de gerek yok. Bunun sonucu diyor bir tam sayının karesine eşit olacak diyor. Yani a kare gibi bir şey olacakmış. Düzenleyelim. X çarpı 2'den kaç tane var arkadaşlar? 1 tane burada. 3 tane burada. 4. 5. 7, 8. 2 üzeri 8 oldu. Çarpı. 3'e bakıyoruz şimdi. 3'ten kaç tane var? 2 tane burada. 2, 3, 4. 3 üzeri 4 oldu. Şimdi 5'e bakıyoruz. 5'ten 1 tane burada var. 1 tane burada. 5 üzeri 2 yaptı. 7'den kaç tane var? 1 tane var.
7'den bir tane var. Cevabımız akarel olacakmış. Evet hocam. Şimdi ne dedik? Tam kareyi tamamlayacağız dedik. Tam kareyi tamamlamak için. Bakıyorum 2 üzeri 8 zaten bir tam kare hocam. Onu tamamlamaya gerek yok. 3 üzeri 4 de aynı şekilde bir tam kare hocam. Onu da tamamlamaya gerek yok. 5'in karesi o da bir tam kare. O yüzden onu da tamamlamaya gerek yok. Ama 7 üzeri 1'i 7 üzeri 2 yapmak için 7 üzeri 1 çarpanlığa ihtiyacım olduğu için x'in en küçük değeri 7 yapacaktır arkadaşlar. O yüzden cevabımız 7 olacaktır. Şimdi faktör ile ilgili birkaç tane daha soru çözüyoruz. Güzel sorular. Arkadaşlar n eksi 4 faktöriyel artı, n eksi 5 faktöriyel artı, n eksi 6 faktöriyel eşittir 24 olduğuna göre n kaçtır diyor. Buradaki en küçük birim dikkat ediyoruz. N eksi 6 faktöriyel olduğu için hepsini n eksi n eksi 6 faktöriyel kadar açıyorum. N eksi 4 çarpı n eksi 5 çarpı n eksi 6 faktöriyel artı bunu da aynı şekilde açıyorum. N eksi 5 çarpı n eksi 6 faktöriyel bölüm n eksi 6 faktöriyel eşittir 24 olacakmış. Arkadaşlar ortak parantez aldık. Sadeleştirdiğimizi düşünüyoruz. Ya da onu uzun uzadıya yapalım. Kafanız karışmasın. Şimdi n eksi 6 faktöriyel ikisinde de ortak olduğu için parantezi aldık. N eksi 6 faktöriyel parantezinde buradan n eksi 4 çarpı n eksi 5 geldi. Artı n eksi 5 buradan geldi. Bölü n eksi 6 faktöriyel eşittir 24 olacakmış. Şurada parantezde var. N eksi 6 faktöriyel birbirini götürdü. Ne kaldı bizim ifademizde? Şuraya yazalım. N eksi 4 çarpı n eksi 5 artı n eksi 5 eşittir 24 olacakmış. Öyle diyordu sanırım. Evet. Öyle dediği için bunu düzenliyoruz. N kare eksi 5n eksi 4n artı 20 artı n eksi 5 eşittir 24. N kare eksi 8n. Bunu da bu tarafa atarsak eksi 4 kaldı. Bir işlem hatası yapmış olabiliriz. Evet, 5'imizi unuttuk. Hemen burayı bir daha geri alalım, düzenleyelim. Çarparsak n kare eksi 5n eksi 4n artı 20 artı n eksi 5 eşittir 24. N kare eksi 5n eksi 4n eksi 9n artı n daha eksi 8n yaptı. Artı 15 eşittir 24. N kare eksi 8n eksi 9 eşittir 0. N eksi 9 çarpı n eksi 1 eşittir 0 olarak çarpanlarını açıyorum. N ya 9 olacak ya da 1 olmak zorunda. Ama n'i 1 kabul edemiyoruz. Çünkü burayı tanımsız yaptığı için, buraları n 1 değeri tanımsız yaptığı için n'imiz 9 olacaktır. Cevabımız 9'dur arkadaşlar. Faktöriyel konusunu bitiriyoruz. Bir sonraki dersi bekleyiniz. Esenlikle kalın. Kendinize dikkat edin.